Şimdi oranlar verilmiş. Buradaki açılar radyan cinsinden verilmiş. Eğer bulabiliyorsak direkt bulabiliriz. Bulamıyorsak dereceye de dönüştürebiliriz. Yalnız şurada negatif bir açı var. Şimdi sinüsün tabii tanjant ve kotanjantla da var aynı özellik. Şöyle bir özelliği var. Sinüsün içerisindeki negatif açıyı biz istersek ifadenin önüne, yani sinüsün önüne çıkarabiliyoruz. Veya bunu yapmak zorunda değiliz. İstersek bunun üzerine 2 pi de ekleyebiliriz. Çünkü herhangi bir açının üzerine 2 pi'yi eklemek ya da çıkarmak sonucu değiştirmiyor. İki şekilde de yapabiliriz. Biz 2 pi'yi ekleyelim. Tabii dışarı çıkarsak da aynısı olacak. Şu yukarıdaki sinüs 3 pi bölü 2 dereceye de dönüştürebiliriz. Dönüştürürsek 270 derece yapar. Artı kosinüs pi, bunu da dönüştürürsek 180 derece olacak. Bölü 2 pi eksi pi bölü 2, bu da 3 pi bölü 2 yapar. Yani sinüs 3 pi bölü 2. Şimdi özel açıların oranları, birim çember, çizmeliyiz. Tabii direkt ifade edebiliriz aslında çizmeden birim çemberi. Söyleyebiliyorsak direkt de söyleriz. Ben çiziyorum şöyle birim çemberi. Şimdi açıları yazarsak, bizimkiler radyan cinsinden verildiği için ben de radyan olarak yazacağım. Şurası 0 radyan, pi bölü 2 radyan. Burası pi radyan, şurası 3 pi bölü 2 radyan, burası da 2 pi radyan. Şimdi koordinat olarak yazacak olursak, buranın koordinatları 1,0, şuranın koordinatları 0,1, buranın koordinatları eksi 1,0, buranın koordinatları da 0,1. Tabii bunlardan birincisi kosinüsü, ikinciler ise o açının sinüsünü ifade ediyor. Şimdi bakalım biz. 3 pi bölü 2'nin sinüsü. 3 pi bölü 2 burası. Sinüs ikinci bileşen olacak. Yani şurası, şu sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1 olacak. Bunu ifade ediyor. Tabii bu da aynısı. 3 pi bölü 2, o da eksi 1 olacak. Şu eksi 1, burası da eksi 1. Pi'nin kosinüsü şu. Pi açısı burası. Kosinüs de birinci bileşen oluyor. Yani bizim kosinüs pi'miz de yine eksi 1 olacak. Bulduklarımızı yazarsak bizim ifademiz eksi 1 artı eksi 1 ama eksi 1 olacak yine. Bölü eksi 1 olur. Bu eksi 2 bölü eksi 1. Eksiler birbirini götürecek. İşlemin sonucu 2 olacak. İşlemin sonucu 2'dir.